Isparta Kuleönü Belediyesi'nin zabıta ekibi inanılmaz bir skandala imza attı. Uyuşturucu iğneyle bayılttıkları sokak köpeğini bir çuval gibi yerde sürükleyip çöp kamyonuna attılar. Hayvanseverler köpeğin canlı canlı preslendiğini iddia etti ve o iddialar üzerine Belediye Başkanı Sezai Çakır Beyaz Haber'e konuştu. Pres iddiasını yalanladı Başkan Çakır. İşte Beyaz Haber WhatsApp ihbar hattına gelen yürek yakan o görüntüler. Sokak köpeğini uyuşturucu iğneyle bayılttılar. Yerde sürükleyip bir çuval gibi çöp kamyonuna attılar. Isparta'nın Kuleönü ilçesinde belediye ekibi sokak köpeklerini topluyordu. Ama yöntemleri hayvanseverlerin tepkisine yol açtı. Köpekleri uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirmeye çalışıyorlardı. Hatta birine sopalarla vurdular. Kendinden geçen köpekleri de yerde sürükleyerek çöp kamyonuna atıyorlardı. Hayvanseverlerin iddiasına göre köpekler çöp kamyonunda preslenerek öldürülmüştü. Ama belediye başkanı Sezai Çakır iddiayı reddetti. Peki herhangi bir pres söz konusu mu? Çünkü görüntülere tam olarak yansımıyor ama iddialar bu yönde. Asla doğru değil. İftira. Eğer o şey yaparsa ben belediye başkanından istifa ederim. Eğer kanıtlanırsa ben buyurun ben yokum. Görüntüdeki diğer köpeklere ise sahipli oldukları için müdahale edilmemişti. Peki neden köpeklerden diğerine herhangi bir müdahalede bulunulmadı? Sahipli köpek. O sahipli köpek, bu sahipsiz köpek. Peki neden bir çöp aracı kullanıldı? Bilgim yok. Acil çağırmışlar. Çocuklar saldırmıştı. Çakır köpeğin ağzından salya aktığı için sürüklenerek araca taşındığını söyledi. Görüntülerde köpekler sürükleniyor. Ağzından salya aktığı için. Ağzındaki salyadan dolayı. Yani ağzından salya aktığı için mi köpekler sürüklenerek çöp aracına koyuluyor? Ben bunu tasvip etmiyorum. Başkan Çakır görüntüyü ele geçiren kişinin kendisine şantaj yaptığını söyledi. Bana dedi ki ben gideceğim köpek bulacağım. Bana gangal köpek üniversiteden köpek getirirsen ben şikayet etmeyeceğim dedi. Benim bacanağıma söyledi. Gangal köpek bana getirirse ben davamdan vazgeçeceğim diye. Başkan Çakır köpeğe işkence eden mevsimlik işçinin de işine son verildiğini açıkladı. Peki o işçi halen görevinin başında mı? Değil, görevinde değil.